Herkese merhabalar. Yine bir sorguluyorum videosuyla karşınızdayım. Aslında geçenlerde babamla ilgili düşünüyordum ve oradan buraya doğru, yani bugünkü düşünceme doğru bir düşünce silsilesi, zinciri yaşadım. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim ve sizlerle beraber düşünmek istedim. Sizlerle beraber sorgulamak istedim. Babam gündüzleri ayakkabıcılık yapan, akşamları da müzisyenlik yapan bir insandı. Çok hırslı, iş dünyasında hırslı bir insandı, ayakkabı dünyasında. Hatta herkes onu müzisyen Selim olarak tanırdı. Yani hem müzisyen hem ayakkabıcı olduğu için tanınması kolay bir insandı İzmir dünyasında. İyi de bir ayakkabıcıydı sanırım, iyi bir ustaydı. Ayakkabıdan anlardı. Çalışanlarında iyi ilişkileri vardı. Bir ekip yönetmeyi ve o esnaf ortamında hayatta kalmayı biliyordu. Sonra işte 2001 krizi, sonra 2007 derken babam da Çin'in ucuz işçi gücüne dayanamayan minik esnaflardan. Buna dayanamadığı için herkese fason iş yapmaya başladı. Başkalarının, başka firmaların etiketlerini koyarak bir atölye olarak çalışmaya çalıştı ama onu da beceremedi. Sanırım nakit akışını da iyi yönetemedi. Finansallarla arası iyi değildi, muhasebeyle arası iyi değildi. Bir şekilde battı. Ki eminim ki benim yaşımda olan insanların neredeyse %50'sinin babası esnafsa bu tarz durumlarla batmış durumda. Babam şu aralar çalışmıyor. Evde ve hayata karşı hiçbir parıltısı yok. Tek yaptığı şey işte evde uyanıp kahvaltısını yapıp günlük ihtiyaçlarını giderip arkasından tabletinde benim videolarımı izleyip YouTube'dan ya da davulcu videoları izleyip, kendisi müzisyendi bahsettiğim gibi. O yüzden hala müzisyenleri izlemeyi çok seviyor. Onun dışında okey oynuyor. Onun bir kahve kültürü vardı. Arkadaşları buluşup işte kahveye giderlerdi. Hatta saatlerce kahveden çıkmadığını da biliyorum. Çok severdi. Ama böyle yani kumar gibi değil, yani para kaybedecek şekilde değil de güzel, hırslı bir şekilde eğlenmek için bunu yapardı. Babam hırslı bir insandı. Yani hem gündüz olan işinde başarılı olmaya çalışırdı. Akşamları müzisyenlikte kendisini geliştirmeye çalışır. Düğün müzisyeniydi. Hangi şarkıyı çalsak, nasıl playlist hazırlasak, insanları daha iyi nasıl eğlendiririz, nasıl bir ses sistemi alalım, nasıl bir enstrüman alalım. Bunların hepsini kafa yoran ve kendince hep kendini bir tık öteye taşımaya çalışan bir insandı. Ama bir yerde bir travmayla bu bitti. Ve sonra üzerine de düşünmeye başladım ben. Biz niye bu kadar hırslıyız? Başarının peşinden koşmaya çalışıyoruz. De para kazanmanın peşinden koşmaya çalışıyoruz. Bir şekilde mutluluğun peşinden koşmaya çalışıyoruz. Ki mutluluk tanımının ne olduğu da biraz çorba bence. Yani bizi ne mutlu edeceğini nereden biliyoruz ki? Bir varsayımız var aslında. Diyoruz ki ben şunu yaparsam, başıma şöyle bir şey gelirse mutlu olurum. Büyük ihtimalle de bu tanımı geçmişte yaşadığım olaylardan çıkartıyorum. Yani bazı deneyimlerim var küçüklükte yaşadığım. Onların beni mutlu ettiğini hatırladığım için ona benzer bir şeylerin peşinde koşmaya çalışıyorum. Haliyle insan biraz nostaljik bir varlık haline dönüşüyor. Yani geçmişe bakarak geleceğine karar verdiği için birazcık istatistik gibi aslında, bu arabanın aynası gibi arkaya bakarak aslında yol almak gibi bir şey. Halbuki önüne de bakabilirsin. Ön pencereden gelen bilgiyi de alıp ona göre karar verip gidebilirsin. Biz biraz da arkamıza bakarak ilerliyoruz. Burada enteresan gelen şey, insan ne olur da bunca koşuşturmadan vazgeçer? Niye insanlar mutlu olmak zorunda? Biz niye mutluluğun peşinde koşuyoruz? Yani düz yaşasak ne olur ki? Yani böyle nötr, böyle dursak, ki babam öyle duruyor yani. Ne bir şeyler mutsuz ediyor onu, ne de enteresan şeyler mutlu ediyor. Belki aldığı ilaçlardan da filan da öyle sakin bir kafada olabilir ama kendisine de bu arada bipolar teşhisi kondu. O bir tedavi sürecinde ama neredeyse hiçbir tedavi, adam akıllı onu iyi
ya da insanların sağlıklı dediği tanıma getirmedi henüz. Bu da beni biraz düşündürüyor. Ya psikoloji de biraz böyle sıkıntılı bir bilim dalı ya. Her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor ve o bilgiyle bir kararlar alınıyor. Ve eskiyi çok çabuk çürütüyor. Yani eskide çok önemli dediğimiz böyle bazı aksiyonlar psikoloji biliminde sonra bir bakıyorsunuz çok yanlışmış. Vah 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 tüh 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 biz ne kadar yanlış şeyler yapmışız diyorlar. O yüzden psikoloji bilimine biraz güvenim az yani bir matematikçi olarak az. Yoksa fena bir bilim değil mi yani onlar da elinden geleni yapıyorlar aslında. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Demeye çalıştığım şey biz niye bize dayatılan mutluluk tanımları içerisinde bir mutluluğun peşinde koşturuyoruz? Yani çok mutlu olmamız şart mı? Az mutlu olsak olmuyor mu? Yani bizi tatmin eden şeylerin peşinde koşmaya çalışıyoruz. Kimsenin durup böyle hiçbir şey yapmadan yaşamasını ben anlamıyorum. Şimdi ben demiyorum ki abi ben mutluluk peşinde koşmuyorum. Bakın ben ne kadar erdemli bir insanım ve sakin sakin hayatımı yaşıyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ben kendime aslında soruyorum bunu. Yani Sertaç sen ne yapınca durulacaksın? Hani ne gelse de başına acaba? Tamam ya bu hayat bana bu kadar yetti. Anladım anlayacağımı da. Artık ben sakin sakin temel yaşam fonksiyonlarımı sağlayayım, yaşayayım. Sonra da yavaştan ölürüz işte diyebileceğim. Yani bunu aklımın ucundan geçiremiyorum böyle bir şey diyeceğimi. Ya yapacağım bir sürü şey var hala. Halletmek istediğim, tatmak istediğim bir sürü deneyim var. Ve doymak istediğim, aç olduğum bir sürü konu var. Bilgiye açım, deneyime açım. Belki sohbete açım. Yani burada hala koştur koştur bir şeylerin peşindeyiz. Abi ben hatırlıyorum. Koç Üniversitesi'ne gittim yani böyle bir hedef vardı. Zaten lise hayatı ve üniversite hayatı Türkiye'de bir at yarışı, koşuşturmaca. Hep bir sonraki adımda başka bir şeyi kazanmanın peşinde gidiyoruz. İşte lise sınavına gir, arkasından başka bir sınava gir, onu kazan. Sonra başkasını kazan. Sınavları geç. Herkesin gıptayla baktığı şirketlere girmeye çalış. Böyle sınıflar var yani. O sınıfları atlamanız gerekiyor tek tek. Ama ben sadece Koç Üniversitesi'nde matematik okumayı beceremedim. Yani sadece matematik okumayı beceremedim. Ekonomi de okumam gerekiyordu. Bir çift anadal yapmam lazımdı. Ben nasıl sıyrılırım başkalarından? Başkaları nedense bir kendimle rekabet içinde değil de başkalarıyla rekabet içerisindeydim. Sonra bu başkalarıyla rekabet de yetmedi kendime artık. Kendimi rakip olarak tanımlamaya başladım ve onun peşinde koşturdum. Hadi dans kulübünde dansçı ol. Sadece bir takım dansçısı değil, solo dansçı ol bakalım. Haydi her gün saatlerce ayna karşısında kendini geliştirmeye çalış, mimiklerini değiştir. Hiç beceremediğin bir şey varsa hatta git tiyatro kulübüne, diksiyonunu düzelt, sahnede insanlara hitap etmeyi öğren, tiyatro oynamayı öğren, mimiklerini kontrol etmeyi öğren, ellerini, kollarını, ayaklarını nereye koyacağını öğren. Bu da yetmedi. Burası artık çok bencilce bir dünya. Sahnedeyim sürekli kendimi tatmin ediyorum. Haydi insanlara faydalı bir şey yap. İşte gönüllü olarak çocuklara halk dansları ders ver. Sonra onların hayatlarında kültürel bir nokta oluşturmaya çalış. Bu yeter mi? Yetmez. Sen müzisyen çocuğusun. Sen neden müzisyenlik yapmıyorsun? Sen de müzisyenlik yap. Git Taksim'de çalış. Barlarda çal. Gece hayatında bilinen bir insan olmaya çalış. Okulda orkestra kur. Kurduğun orkestranın hepsi de çal. 4-5 tane orkestra çal. Fasıl da çal, rock çal. Arkasından git. Düğün müzisyenliği yap. Neden? Çünkü baban da yapıyor. Sen de bunu yapabilirsin. Hem de eğlenmiş olursunuz. Koçtan bir grup insanı topla mühendisler. Biz gidip düğün müzisyenliği yapıyorduk. Para peşinde değiliz yani. Tamamen eğlencesini, o düğünü biz çaldık demek için. Nasıl bir açlık, ne oldu da biz bu kadar şeyin peşinde koştuk. Yani beynimizde neler eksikti? Bir şeyin eksikliği mi vardı? Bir kompleks miydi bu? Bir insecurity miydi? Bir şeyin zararını mı kapatmaya çalışıyorduk? Tedavi mi etmeye çalışıyorduk kendimizi? Yoksa hayır efendim biz de ne kadar
süper, genius, yetenekli insanlarız. Hepsini yapmak istiyoruz. Allah bize böyle bir gen bahşetmiş. Bir sürü yeteneğimiz var. O yüzden her şeyi yapmak istiyoruz mu? Yani aslında bunun cevabını ben de bilmiyorum ama yani tahminlemeye çalışıyorum. Birincisine daha yakınım sanki. Yani sanki küçüklükte bir mutsuzlukla yetişmişçesine sürekli bir mutluluğun peşinde koşuyorum gibi geliyor. Yani şöyle bir hipotezim var. Acaba Atlas'ı, yani kendi çocuğumu ben yeterince mutlu büyütürsem ve o kadar mutluluk gördükten sonra o kendi mutluluğun peşinden giderken çevrenin dayattığı mutluluk tanımlarına maruz kalmadan daha sakin, daha dingin bir mutluluğun peşinde koşar mı? Yani zaten ben mutlu olmayı biliyorum. Böyle şöyle ailemle beraber sohbet etsem bir mangal yasak mutlu oluyorum abi. Benim böyle koştur koştur bir şey yapmam gerekmiyor diyebilecek mi benim çocuğum? Yoksa konunun bununla alakası hiç yok mu? Ben yoruluyorum açıkçası. Sürekli mutlu olmaya çalışmaktan, mutlu gözükmek zorunda olmaktan. Ya bazen de nötr olmak istiyorum. İnsanlar da bana sormasın istiyorum. Abi iyi misin? Ya iyiyim. Ama cheerful değilim. Yani bugün neşe saçmıyorum. Seni aydınlatamayabilirim bugün. Bugün de böyle bir insanım. Ama sen extroverted bir insansın. Evet, ben extroverted bir insanım. Dışa dönük bir insanım. İnsanlarla sosyalleşmeyi, onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Özellikle de en sakin olduğum durumlarda. Yani hafif kendimi insanların tabiriyle depresif hissettiğim noktalarda, yani sakin hissettiğimde arkadaşlarımla beraber olmak istiyorum. Bazı insanlar yalnız kalmayı seçiyor. Bense tam tersi, kalabalık ortamlarda böyle sakinliğimi daha iyi dinleyebiliyorum. Ama bu demek değil ki ben sürekli neşe saçacağım. Ortama girdiğimde herkese ne var abi be, nasılsınız? Ne yaptınız be? O işler nasıl oldu ya? Bunları da hallettik. Süpersiniz ya. Haydi gelin bir şat atalım. Buradan da koşturalım şu mekana gidelim. Bunu yapamıyorum sürekli. Yani belki yaş 35 olduktan sonra artık yapamıyorum da enerji kalmıyordur. Bunu yaptık. Yani çok yaptık. Oradan oraya, bardan bara, gece kulübünden gece kulübüne saatlerce gezdik. Arkasından sabah 7'de Gebze otobüsüne binip danışmanlığa gittim yani. Yapı Kredi kampüse. Yani kısaca çok koşturuyoruz. Ya da ben çok koşturdum. Belki siz koşturmuyorsunuz, bilmiyorum. Neden koşturuyoruz? Almanya'ya geldikten sonra şunu fark ettim. İnsanlar koşturmuyor. Daha sakin bir hayatları var. Mutluluğun peşinde koşmuyorlar. Ya çok mutlu da gözükmüyorlar ama mutsuz da gözükmüyorlar. Böyle bir dertleri yok. Onları mutlu eden şeyler güzel bir arabaya binmek, İyi bir evde oturmak, iyi pahalı eşyaların üzerinde oturmak, iyi restoranlarda yemek yemek demek değil. Onları sanki başka bir şey mutlu ediyor. Ya da mutluluğun peşinde koşmuyorlar. Yani hayat ne verdiyse onlara, onunla yetiniyorlar. Biraz daha fazlasını istemiyorlar. Bugün bir restorana gittiğinizde Almanya'ya, abi bakıyorsunuz şeyler, yemekler çok güzel. Tatlılar çok güzel, diyorsun ki ya bir de şunu yapsaymışsın, işte mekanın iç tasarımını şöyle yapsaymışsın 10 numara mekan olacak. Yapmıyor adam, o bir noktaya da gitmiyor. Bu kadardı benim enerjim diyor bununla ilgili. Teknik açıdan oldukça verimli bir ülke ama mutlulukla ilgili pek bir arayış içerisinde değilmiş gibi gözüküyor dışarıdan. Yani 3 yıllık gözlerim sonucunda kafam çok karıştı. Yani hem babamın durumu, hem Almanya'daki insanların yaşayış şekli, benim Türk kültüründen edindiğim getiler, yetenekler ya da kültür mirası beni sorgulamaya yetiyor. Abi neyin peşinde koşuyoruz? Neyin peşinde koşuyoruz ya? Temel ihtiyaçların peşinde mi koşuyoruz? Ben geçtim onları artık, bitti değil mi? Neyin peşinde koşuyorum artık? Huzurlu, sakin bir hayatım olsa, ben niye şimdi YouTube videosu çekmeye çalışıyorum? Niye ben kendime kitap okumaya vakit ayırmıyorum da sizinle böyle bir video çekmeye vakit ayırıyorum? Neden gidip barlarda, buradaki barlarda müzik yapmaya çalışıyorum? Neden şirketteki her işe atlayıp
o işleri yapmak istiyorum. Niye daha fazlasını istiyorum? Niye bulunduğum konumla yetinemiyorum? Mutluluğun daha fazlasında olduğunu neden varsayıyorum? Neden bu seviyedeki mutluluk yetmiyor? Yani mutluluk şey gibi bir şey mi? Ya uyuşturucu gibi bir şey mi? Sürekli dozu arttırmak mı gerekiyor? Artık o doz yetmiyor mu? Yine bir yolculuk yaparken bunları düşünüyordum. Sizle de konuşmak istedim. Belki size de bir faydası olur. En azından belki bana faydası olur. Siz dersiniz ki abi o iş öyle değil, bak ben şurada şunu çözdüm ya da gel şurada bir oku. Bak şurada adam ne diyor. Seni anlıyoruz, biz de seninleyiz. Ya da ne kadar saçmalamışsın, öyle mi düşünülür? Şuradan şuraya baksaydı ne güzel olurdu aslında, onu görmemişsin, o fırsatı kaçırmışsın da diyebilirsiniz. Yani başarısız olsak ne olur? Niye etrafımızdaki insanlarla kapışıp ya da kendimizle kapışıp daha başarılı olmaya çalışıyoruz? Oyunlarda kontrol edemediğiniz insanlar var ya, böyle düşünün bir oyun dünyasını, işte GTA falan. Orada kontrol edemediğiniz bazı karakterler var, değil mi? Niye onlardan bir tanesi olmak istemiyoruz da oyundaki o ana karakter olmak istiyoruz? Yani kısaca niye kendi filmimizi, kendi yarattığımız dünyanın ana karakteri olmak istiyoruz? Bir kere niye kendi filmimiz var, değil mi? Ya da ben niye kendi filmi var diye düşünüyorum. O filmde ana karakterim. Niye yan karakter değilim? Niye masada oturan, sadece kokteylinden bir yudum alan o figüranı canlandırmıyorum da başrolde ana karakter kızla aşk yaşayan, onun peşinde koşan erkeği oynuyorum? İşte böyle. Bugün de bunları sorgulamak istedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.